Şimdi başka bir sıcak bölgeye gideceğiz. Yine tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer nokta Tahran biliyorsunuz. İran'ın misillemesi merak ediliyor. Gelin şimdi İran'a gidelim. İran muhabirimiz Ekber Karabağ bizi bekliyor. Orada neler yaşandı? İran'ın bir açıklaması var mı? Yeni bir açıklama var mı misillemeye dair? Senden dinleyelim Ekber. Buyur. Evet Merve, İran misilleme yapacağını ifade ediyor. Bugün de gün içinde yine çeşitli İranlı yetkililerden bu yönde açıklamalar geldi. An itibariyle mecliste genel kurul toplanmış durumda ve o genel kurul öncesinde konuşan İran Meclis Başkanı Galibaf bir kez daha Haniye'nin Tahran'da suikast uğraması olayına değindi ve İran'ın bu Haniye'nin kanını yerde kalmamasını dini ve milli bir görev olarak gördüğünü ve mutlaka bu konuyla ilgili işte İsrail'e çok ağır bir bedel ödeyeceklerini ve İsrail'i ağır bir şekilde cezalandıracaklarını ifade etti. Yine gün içinde bugün İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakri, Endonezyalı ve Belçikalı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi oldu. Ve bu telefon görüşmesinde yine tekrardan Haniye'ye Tahran'da yapılan saldırı ele alındı. Ve orada yine İranlı yetkili Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ve yapılan bu söz konusu eylemin İran'ın toprak bütünlüğüne, milli egemenliğine aykırı bir eylem olduğunu, İran'ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve bunu kullanacağını ve İsrail'i cezalandıracağını ifade etti ve bu konuyla ilgili İsrail'e bedel ödeteceklerini ifade etti. Aslında geçtiğimiz günlerde de yani son bu 12 günün içinde de sürekli bir şekilde farklı ağızlardan ve farklı şekillerde bu İranlı yetkililerden bu ifadeler gelmişti. Fakat hala bunlar eyleme dönüşmüş ve somut adım İran bu konuda atmış değil. Hatta bu konu işte bir kilise çıkışı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'a da soruldu. Gazeteciler İran'dan nasıl bir adım bekliyorsunuz diye sordu ve Biden da İran'dan yapmayın çok kısa bir cevap verdi. İran'dan yapmamasını istedi. Benzeri bir açıklamayı da yine Biden Nisan ayında İran İsrail'e saldırı yapmadan önce de ifadesini kullanmıştı. İran'dan yapmamasını istemişti. Net bir yani tek bir cümle kullanmıştı. Fakat İran o tarihte yapmıştı. Ancak bu kez öyle görünüyor ki İran özellikle İsrail ile Hamas arasındaki yapılacak bu barış görüşmelerine odaklanacak ve ondan sonra yapacağı eylemi değerlendirmiş olacak. Diğer taraftan dün bir İsrail medya kuruluşu İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Ürdün Hava Kuvvetleri'nin buna müdahale edeceğine yönelik bir haber, bir iddiayı gündeme getirmişti. Bu iddia üzerine bugün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Sadafi bir açıklamada bulundu. Herhangi bir tarafa, ister İsrail olsun, ister İran tarafına hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini ve Ürdün havasından geçen herhangi bir nesneyi vatandaşlarına zarar verdiklerini düşündükleri herhangi nesneyi düşüreceklerini ifade etti. Şimdi son açıklamalar bu Mehmet adı. Dediğim üzere İran bir saldırı yapacak mı, misilleme yapacak mı, yapmayacak mı? Öyle görünüyor ki yine her şey İsrail ile Hamas arasındaki yapılan görüşmelere odaklanmış durumda ve buradan çıkacak sonuca göre İran'ın bir adım atması bekleniyor diyor ve sözü Tahran'dan sana bırakıyorum Merve.